Sizlere kuru sıkı silah tanıtımı yapacağız. Silahımızın markası Retay. Kutusu normal, sıradan bir kutu. Ben tabi bu silah alalı epey oluyor. Yaklaşık 1-1,5 sene oluyor. Silahımızı 18 yaşından küçüklere vermiyorlar. Artı yasal uyarılarıyla beraber geliyor zaten. Silahın üstünde de şöyle kırmızı bir uyarı şeyi var. Silahımızın istersen açılımını yapalım. Kutusunun içeriğini gösterelim. Kutu içeriği böyle. Artı yanında bir tane de harbisi var. Ama biz harbisini kullandığımız için bozuldu. Şimdi silahımızı ufaktan tanıtalım. Gelirken biz bunu aldığımızda yanında bir kutu mermi artı bakım yağsını gönderiyorlar. Bir tane yedek şarjör. Normal kendi şarjörü var. Üst gövde demir. Alt kabze kısmı polimer bir malzeme. Gayet şık bir, yani görünüm olaraktan Glock 18'e benzeyen bir. Glock 18'in 17 versiyonu. Şöyle gösterebilirim. Zaten yazısı biraz silindi ama yani yine de gözüküyordur. Artı seri numarası bunun hemen şu tırnağın alt tarafında gözüküyor. Biz onu şimdi size göstermeyeceğiz. Yanında şöyle ufak bir çantanın içinde çıkan böyle bir yağ var. Bir de size satın aldığınızda yaklaşık şu boyutlarda bir yağ daha gönderiyorlar. Silahın sökümünü bakalım. Bu silahta yalnız emniyet yok. Emniyet olmadığı için sadece emniyeti şu tetik tertibatının iç kısmına koymuşlar. Bayağı hassas bir emniyeti var. Sökümünde ise şurada tırnaklar var. Tırnağı aşağı doğru çektiğiniz zaman üst kabzeyi kaydırdığınız zaman sökümü bu kadar. Fazla zaten kuru sıkı bir silah olduğu için fazla bir teferruat yok. Gerçek silah gibi bir teferruat yok. Ya silahımız bu kadar. Şu kısım, bunun ne malzemesi olduğunu ben de çözemedim ama güzel bir malzeme. Firma kendisi hiç durmadan yaklaşık 50 şarjöre yakın bir şey veriyor. Yani atım garantisi veriyor. Bu silahımızda bizim horozumuz gizli horoz olduğu için şöyle göstereyim size. Horozumuz burada, içeride saklı duruyor. Şurası bu şekilde. Şurada emniyeti, yani boştayken emniyeti açmıyorsunuz tabi. Tetiği düşürdüğünüz zaman zaten bu kendisi otomatikman şey yapıyor. Burada yine yani bildiğimiz gibi sıradan iğne kısmı var. Şurada şu kısımda horozun saklanma bölümü var. Tetik düştükten sonraki saklanma bölümü var. Hemen önünde de küçük bir iğne, yani iğne bölümü teferruatı var. Sıçtı. Yok lan. O zaten onunla düşen bir şey. Bu parça zaten seyyar olduğu için. Ya kullananlar zaten bilir bu o parçayı. Takımı gayet kolay. Taktıktan sonra şu iğneyi yukarı kaldırabilmek için tetik düşürmemiz yetiyor. Şu anda silahımız kuruma hazır. Yani atışa hazır bir şey. 15 mermi alıyor. Artı bir tane de ağzına aldığı zaman 16 artı 1 oluyor. Yani 17 mermi almıyor. Herkes 17 alıyor diyor ama ben sığdıramadım. Ya bende bir sığdıramamazlık var. Şu anda çektiğimiz zaman mermi olmadığı için boşta bu şekilde kalıyor. Üst görünüm ise gayet güzel. Yani alınabilecek bir silah mı? Alınabilecek bir silah. Bu zamanda bu silah ortalama 200 ila 250 arası değişiyor. Yanında tabii kılıf da veriyorlar. Takma aparat kılıfı da veriyorlar. Ben aldığımda öyleydi. Şimdi nasıl bilmiyorum ama yani dediğim gibi hani gayet şık kullanım. Şu altta işte lazer takma yeri var. Lazer veya neydi buraya? Işık. Değil mi? Işık oluyor. Aydınlatma için. Işık veya lazer takma yeri var. Yani güzel bir silah. Arkadaşlar silahımızın kuru sıkı olduğunu anlayabilmemiz için şurada tam şu ağız kısmında kapalıdır ve turuncu bir amblem vardır. Bu bende yok. Neden yok? Çok atıldığı zaman bu boya olduğu için zamanla atıyor. Bunu da boyamanız sakıncalı, yani tehlikeli, çünkü niye? Yakalandığınız zaman ruhsatı da yanınızda olsa, yani taşıma kağıdı alıyorsunuz siz buna. Bunu alsanız dahi polis burayı boyadığınız için size yasal işlem yapabiliyor. Boyamamanız daha mantıklı çünkü emniyet güçleri de artık bunun atımla boya olduğunu bildiği için zamanla kalktığını biliyor. Bunun için kimse bir şey yapamıyor. Kimi arkadaşlar da şuradaki metal parçayı söküp
Ya da işte belli bir malzeme kullanıp orayı alıyorlar. O da yasal değil. Bu da emniyet güçleri tarafından yakalandığı zaman hem silahınızı elinizden alıyorlar hem de hapis cezasına kadar gidebilen bir şey var bunun. Cezası var. Yani usulünce kullanmak her zaman daha iyi. Biz de Allah'ın izniyle usulünce kullanmayı tercih ediyoruz. Allah nasip ederse atışlarını en kısa zamanda yapmayı düşünüyoruz.